Milletin destanıdır, hepimizin destanıdır. Ama yine bu destan içerisinde Ömer Halis Demirler'in, Abdullah Tayyip Olçok'ların, Zekeriya Bitmezler'in ve adını sayamadığımız birçok şehit ve gazimizin destanı var. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimizin ömrünü uzatsın. Onlara sağlık ve sıhhat, afiyet versin. Malatyalı olmak bizim için ayrı bir gurur. Değerli insanlara, hepinize selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii bugün üçüncü gün demokrasi nöbetinde. Geçtiğimiz bundan bir yıl önce, seneyi devreden bir yıl oldu. Bir yıl önce de bir aya yakın bir süreyle burada nöbet tuttuk. Demokrasi nöbetini tuttuk. Hakikaten Türk milletinin temel özelliğinden bir tanesi özgürlüğüne, bağımsızlığına, milli benliğine, bütünlüğüne düşkün bir millettir. Hiçbir millette olmayan bu kadim özellikler bizim milletimizde vardır. Üç gündür buradayız ve sizlerle beraberiz. Bugün, dün burada bakanımız vardı. Bugün de Sayın Genel Başkan Yardımcımız Malatya'ya bu programa katılmak için geldiler. Hepinizin adına bir kez daha Genel Başkan Yardımcıma teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlar, şimdi Özgür Hanım gelince biz 15 Temmuz akşamı Malatya olarak ilk meydanlara inen il olmuştuk. Partinin önünde biz bu hain kalkışmayı, darbeyi duyar duymaz ilk başta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Taş aradım. Başkanım bir şeyler duydum dedim. Dedi henüz seni arayan olmadı mı dedi. Yok dedim. Dedik hemen kim varsa teşkilatları ve tüm Malatya hemşehrilerimizi partinin önüne çağır dedi. O anda ilk özel kalem müdürümüzü hemen aradım ve Rıza Bey bütün bize kayıtlı olan yaklaşık 65 bin telefon vardı tamamına o mesajları attı ve çok kısa bir süre sonra Malatyalı hemşehrilerim akın akın o partimizin il başkanlığımızın önüne akın ettiler ve meydanları orada doldurdular. Büyükşehir Belediye Başkanımı hemen 3 dakika olmadı telefonla görüşten sonra buluşmamız ve birlikte partiye gittiğimizde bir gün daha uzatarak en azından bu darbeyle ilgili vatandaşlarımızın bir karşı duruşuna inşallah devam etmek istedik. Ama bakıyorum herkes özellikle vatan ve bayrağı için sokağa çıkan herkesin bugün de hiç yorulmadan heyecanla meydanları doldurduğunu görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten sürecin zor olduğunu her zaman vurgu yapıyoruz. Ama usanmadan, yorulmadan bunu söylemek zorundayız. Suyur, düşman uyumaz derler. Bizim işiniz ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar bu şahsi olarak olsun, kurumlar olarak olsun, ne kadar yoğunluk olursa olsun değerli kardeşlerim, hiçbir iş temposu bizim böylesi ihanet şebekelerine karşı hiçbir zaman zafiyete düşmemize meydan vermemeli. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerim var. Öncelikle bütün Malatyalılara hoş geldiniz diyorum. Şimdi aramıza ayağının tozuyla gelmiş kıymetli valimiz var. Değerli protokol, devlet protokolü valimden başlar. Ama biz biliyoruz ki esas protokol milletten başlar. En büyük güç milletin gücüdür. Milletime, Malatya'ma selam olsun diyorum. Çok kıymetli valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, başkanları, bütün sivil toplum örgütlerimiz, değerli bürokratlarımız, çok kıymetli emniyet güçlerimiz, vatanı için 2016 kanlı bir darbe girişimi, sadece darbe girişimi değil, 15 Temmuz aynı zamanda bir terör saldırısı, 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye'nin işgal edilmek istendiği tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren Türkiye'nin
demokrasisini sekteye uğratmak isteyen birçok darbeler yapıldı. Ve 1960 darbesi, 71 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat darbesi, 27 Nisan Emuhtarası dahil olmak üzere her defasında milletin iradesini askıya almak istediler ve aldılar. Ama 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayırtan en önemli özellik, millet kendi iradesine sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi milletimiz yönetime el koydu. Bütün devletin kurumlarının yönetimine el koydu. Topuyla, tüfeğiyle. Geldiği dakikalarda İl Jandarma Komutanım beni aradı. Çok heyecanlanmıştı ve alabildiğine karışık mesajlar geliyor Sayın Valim. Ne yapacağız? Biz de şaşırdık dediğinde benim ona söylediğim şu oldu. Albayım, telaşlanacak bir şey yok. Devlet her zaman güçlüdür. Devlet her zaman kazanır. Tabii daha sonra süreç devam etti. Biz toplandık. Ve mutlaka Malatya gibi bir süreç yaşamadık. Daha kolay bir süreçti. Ama dediğim gibi herkesin bir hikayesi var. Burada devlet kavramı gençliğimizde siyaset bilimi okurken gençken her genç gibi romantikken ya devlet başı ya kuzgun leşe dediklerinde bunu çok abartılı bulurduk. Çünkü gençtik. Ama kırkımızı geçtikten sonra da artık romantik olacak değil, realist olacak bir çağa gelince bunun ne demek olduğunu çok net bir şekilde gördük. Tepeler titreşir hava kış gibi, bir dağın sırtında beni Mehmet'im, omuzlamış bir Mehmet'im, omuzlamış bir Mehmet'im.